بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم باب şunu beyan eder ki bir adam suyu bulamıyor yanında yok yalnız hurmanın nebizi var hani yetevaddu bihi onunla abdest alır mı ev yetiyemem mi yoksa teyemmüm mü eder bunu beyan edecek Nebis ne demek? Nebir birkaç hurmayı suya atar. Onun tadı suya çıkar, su tatlı olur. Fakat serhoş verecek dereceye gelmemiş. Ve ateş üzerinde de pişirilmemiş. Su tatlı olmuş. Buna nebiz derler. Eğer hurmaları attın da tadı suya çıkmadıysa o su sayıldığından dolayı bir ittifak abdest alınır. Yok sarhoşluk verecek dereceye gelmişse o da haramdır. Onunla da abdest alınmaz. Pişmiş olursa su tebiatını değiştirmiş olur. O su katılaşmış olur. Onunla da rivayet-i sahihiye göre abdest alınmaz. Fakat hurmanın tadı suya çıkmış fakat sarhoşluk verecek dereceye gelmemiş. Ne biz bu su bulunmadığı vakitte bununla abdest alınır mı alınmaz mı? İmam Ebu Hanife rahmetullah'tan bir kaç rivayet var. Bir rivayette kat'i surette onunla abdest alınır. Fakat teyemmüm edilirse o da müstehaptır. İkinci bir rivayette hem teyemmüm eder hem de o suyla abdest alır. Ki İmam Muhammed'in kavli de bu. Üçüncüsü de teyemmüm eder, abdest almaz. Ki son sözü de bu. İmam Ebu Yusuf'un kavli, İmam Malik ve İmam Şafii Ahmed bin Hanbel'in kavlileri de bu. Şimdi hadisleri beyan ediyor. Haddesena Rabi'ul Müezzinu, kâle haddesena Esed, kâle haddesena İbn-i Lehiye, kâle haddesena Gays ibn-i Haccac, en Haneş-i Sen'ani, an İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhu, enne ibn-i Mes'ud radıyallahu anhu, Abdullah bin Mes'ud harice me'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de çıktı, Leyletü'l-Cinni, cinnilerine Resul-i Ekrem Efendimiz görüştüğü gece. Fese'alehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz o gece Abdullah bin Mes'ud'a sordu ki, eme'ake ya ibn-i Mes'ud ma'un, Ey İbn-i Mesud, seninle beraber su var mı? Kale buyurdu ki, me'ye nebizun fi idaveti. Benim bu su kabımda nebiz vardır, su yoktur. Artık onu kesten mi almış, yanlışlıkla mı almış? Deriden yapılan bir kaptır ki ona su konulur. Onun içinde nebiz olduğunu haber verdi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Üsbub aleyye benim üzerime onu dök yani ondan bana dök döktü fetevadda'a bihi o da onunla abdest aldı. Ve kale buyurdu ki şerabun ve tahurun bu şaraptır ve tahurdur hem içilir hem de abdest alınır. Haddesene Ebu Bekir'te kale haddesene Ebu Amar el-Havdiyyü kale haddesene Hammad ibn Seleme قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى ابنة عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رواية لديك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الحفظي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى ابنة عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رواية طولن لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر أفنمزل برابر إذي ليلة الجنة جنة لارن كجسند رسول الله أفنمز جنة لارن كرشتي كجا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر أفنمز احتاج إلى ماء سيا احتياجه أولدي ki öyle su ki yetevaddau bihi anında abdest alacak bir suya ihtiyacı oldu. Ve lem yekun ma'ahu onunla beraber olmadı illen nebizu nebiz oldu. Abdullah bin Mesud kendisiyle beraber nebiz almıştı. Su yoktu.
Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki ya Resulullah, ne biz var? Peygamber Efendimiz de buyurdu ki temretun tayyibetun ve ma'un tahur. Yani ne biz? Temiz bir hurma ve temiz bir sudur. Hurmanın kendisi temiz. Ve ma'un tahurun, su da temizleyicidir. Yani onunla abdest alınır. Fetavadda bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o nebizle abdest aldı. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir cemaat sahip oldular ki ila enne men lem yeşit, bir kimse bulamazsa illa nebize temri, kurmanın nebizini bulur. Başkasını yok. Su bulamadıysa fi seferihi, seferinde tavadda bihi, anında abdest alır. وَحْتَجُّ اِحْتِجَاجِ اِتْتِرَرْ فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında bir hadis-i asar, bu hadislerle ihtiyaç ettiler ki işte Resulullah Efendimiz nebiziyle abdest almış. Öyleyse hurmanın nebiziyle seferde su bulunmadığı takdirde abdest alınır. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلَى ذَٰلِكَ, ona sahip olanlardandır Ebu Hanife radıyallahu anh. Ebu Hanife radıyallahu anh buna sahip olmuştur. Süfyan Evza'i, Hasan İbni Hey, bunlar da böyle buyurmuştur. Böyle buyurdular. Yani bunların dediği de budur. İmam-ı Züfer indinde de onunla abdest alır, teyemmüm etmez. Yani onunla abdest almak kat'i surette olur ve teyemmüme gitmez. İmam Muhammed'e göre hayır. Hem abdest alır hem de teyemmüm eder. İmam Ebu Yusuf'ten de böyle bir rivayet var. Fakat İmam Ebu Yusuf'ten meşhur rivayet aşağıda gelecek ki teyemmüm eder, abdest almaz. Şimdi bu cin gecesinde, Leyletül Cin'de Abdullah bin Mes'ud Peygamber Efendimiz'le beraber miydi, değil miydi? Muhaddisin arasında ihtilaf olunuyor. Bazı rivayetlerde geliyor ki Peygamber Efendimiz'le beraber kimse yoktu. Bazıları da diyor ki var idi. O Leyletül Cin derler ki evet, aynı zikrediyor ki 14 adam İbni Mes'ud'un beraber olduğunu rivayet ediyorlar. Hatta İbn-i Reslan diyor ki İbn-i Seman nekledi ki İbn-i Medine, Ali İbn-i Medine 12 tarik zikreyledi ki Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz'le beraber idi Leylet-ül Cin diyor. Kifayede de diyor ki İmam-ı Buhari Abdullah bin Mesud'un Peygamber Efendimiz'le beraber olduğunu 12 veç ile ispat ediyor. Yani aşağıda İmam-ı Tahavi bunu tez'if ediyor ama zayıftır diyor ama fakat Eyni'nin bu getirmiş olduğu rivayetler daha tekbir ediyor ki Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz'le beraber idi. Ve kâle fehem fî zâlike âkherûn. Bu mesele hakkında diğerleri İmam Ebu Hanife'ye muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki lâ yutevaddavu bi nebîzi temir. Temrin nebiziyle abdest alınmaz. Ve men lem yecid gayrehu, başkasını bulamazsa, nebizden başkası yoksa teyemmüme teyemmüm eder ve la yetevaddavu bihi, bununla abdest almaz. Ve mimmen zehebe ila hâzel kavl, bu kavli zahib olanlardandır. Kim? Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf da bu kavli zahib olmuştur. İmam Ebu Yusuf, Şafi'ye, Malikiye, Hanabil'e, daha başkaları da buna zahib oldular. Aşağıda geliyor İmam-ı Tahavi'nin ihtiyar etmiş olduğu mezhep de budur. O da diyor ki teyemmüm eder, abdest alamaz. İmam Ebu Hanife'den de bu kavle rücu ettiği rivayet ediliyor. Ve kâne minel hücceti ile ehli hâzel kavl. Bu kavle sahip olanlar için bunların lehinde hüccettendir. Alâ ehlil kavl evvel. Birinci kavle sahip olanlara göre, yani İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi teyemmüm, abdest alınır, teyemmüm edilmez dedi ya, o kavlün aleyhine ve bu ikinci kavlün lehine olan hüccettendir ki أن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا بزم بذكر ettiğimiz şey rivayete iledi anhu, ondan ol bir şey ki biz rivayete iledik anhu Abdullah bin Mesud'dan fi evvel hazel bab, bu babın evvelinde minet turuqilleti, şu bir tariklerden ki vasfına vesveyledik, senedi yani zikrettik ve leyset hazihi turuku, bu turuk, bu senetler olmadı. Turuken
senetler olmadı. Öyle turup ki tekumu bihel hüccetu anında hüccet kaim olur. İndemem bir kimse indinde ki yakbelu haberel vahid. Haberi vahidi kabul edenlerin indinde bu hüccetle, bu senetle hüccet kaim olmaz. Ve lem yeci, yine Peygamber Efendimizin de bizle abdest alması gelmedi. Ey da böylece el meci zahir, zahir olan bir gelmekle gelmedi. Yani Peygamber Efendimiz'den hakiki bir surette sabit olmadı ki ne bizde abdest aldı ki feyecibe vacib ola ala men yestamilu istimal edene el habere haberi haberi vahidi istimal eden onu kabul eden bir zata göre vacib ola. Ne vakitte izâ tevâterati rivayatu rivayet tevâtür ettiği vakitte bihi haberi vahid ile. Haberi vahid ile tevâtür rivayet tevâtür edecek ki o haberi vahidle alına, onunla emel oluna da vacip ola abdest almak. Öyleyse bu da tevâtür yok. Abdullah bin Mes'ud'un bu rivayetini rivayet eden senetler o dereceye vasıl olmamış. Fahâda nebiz ile abdest almak hadisi mimma ol bir şeydendir ki la yecib istimalu, istimali vacip olmaz. Haberi vahittir ve tevatür ile sabit değildir. Ne için? Lima zekerina, bizim zikrettiğimiz şey için ki yani onunla rivayet tevatür olmadı, çok olmadı. Ala mezhebil feriqeyn, iki feriqin mezhebine göre. Ellezîn öyle iki mezheb bir zekerina zikreyledik. Yani mezhebin birisi diyor ki nebiz ile abdest alınır, birisi diyor ki alınmaz. Her ikisine göre de bu Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen tarik, tariki vahittir ve şöhret bulmamıştır. Şöhret bulmadığından dolayı bununla amel edilmez dediler. Fakat sahibül bedai bundan cevap veriyor ki be'ennel hadise varede mevride şöhre vel istifade heysu amile bihis sahabetu radıyallahu anhum ve terakkehu bil kabul. Bu ibareyi haşiyeden yazdım. Diyor ki sahibül bedai bu şöhret derecesine varmıştır bu hadis, meşhurdur ve istifade etmiştir ki ashab-ı kiramdan çokları bununla amel etmiştir. Ve telakkavu bil kabul, bunu bu kabul ile telakki etmiştirler. Yani bu hadisi şerif kabul edilmiştir diye bununla amel etmiştirler. Fesâre mûciben ilmiyen istidlaliyen, öyleyse bu ilmi bir muciptir. İstidlali tarikiyle mucib ve sebeptir. Bununla amel edilir ki haberil mi'raç vel gazari hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala ve akhbari ruhiye ve şefaati ve gayriha. Gerek mi'raç hadisleri ve gerekse hayır ve şer Allah'tan olduğuna dair ve gerekse ahirette Allahu Teala'yı görmek ve Peygamber Efendimiz'in şefaat etmesi bunlar hep haber-i ahad ile sabit olmuştur. Evet, fakat haber-i ahad şöhret derecesine vasıl olmuştur. Evet, aslında ravi birse de sonradan şöhret bulduğundan, iştihar ettiğinden ve ulema bunu kabul ettiklerinden dolayı bunlarla amel edilir. Hatta bununla Kur'an-ı Kerim'in hükmü bile nesk edilir. Böyle cevap veriyor. وَلَقَدْ رُوِيَ عَنْ اَب۪ي عُب۪يدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ Abdullah bin Mesud'un oğlu Ebu Ubeyde'den de rivayet edildi. Ma yedullu, şuna delalet eden şey ki ala enne Abdullah, Abdullah bin Mesud lem yekun ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber olmadıydı. Leylete izin o gece. O gece beraber olmadığına dair Ebu Ubeyde'nin rivayeti var. O rivayeti şimdi getiriyor. Fakat yukarıda ayniden aldığım ibare diyor ki İmam-ı Bukhari bile 12 tarik ile onun beraber olduğunu ispat ediyor. Evet, evet. Bunu İmam-ı Tahavi almış. Hadisi okuyalım. Haddesene bin Ebi Davud kâle, haddesene Ebu Bekri bin Ebi Şeybe kâle, haddesene Gunder an Şöbeten Amr ibn Murre kâle, kultu le Ebi Ubeyde. Ebi Ubeyde'ye dedim ki ekâne Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Mes'ud oldu mi ma Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle Leyletül Cin'de. Fekale Ebu Ubeyde dedi ki la, beraber değildi. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Vehbun an Şu'bete ve zekere mislihu bi isnadihi. İmam-ı Tahavi'nin hadisi İbn-i Merzuk tarikiyle de rivayet ediyor.
فلما انتفى وقتك منتف oldu yok oldu inde Ebu Ubeyde'te Ebu Ubeyde indinde ki anne abahu onun babası kana ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylete izin leyletül cinde Ebu Ubeyde'nin Resulullah ile beraber olması ki müntefi oldu yani bulunmadığı sabit oldu. Ve hâzâ emrun bu bir emirdir ki la yehfâ gizli olmaz misluhu bu gibi şeyler ala mislihi Ebu Ubeyde gibi bir adama gizli olmaz. Ebu Ubeyde Abdullah bin Mesud'un oğlu olduğu halde bunu duymamış yani olduğunu duymamış olmadığını belki rivayet ediyor. Betale bizalik onunla batıl olur. Ma revahu gayru başkalarının rivayet ettiği gibi batıl olur. O da neden? Mimma yuhbiru enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gayrisini rivayet etmiş olduğu hadis ki fe'ale leylete izin Resulullah Efendimiz o gece böyle işledi. İskâne me'ahu Abdullah bin Mesud onunla beraber idi. Ondan su istedi. O da ne bizi getirdi. Abdest aldı. Bunu haber verdi ki batıl olur. Bu iki hadisi burada rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. Yani Ebu Ubeyde'den rivayeten bunun aslı yok, batildir diyor. Abdullah bin Mesud beraber değildir diyor ama fakat muhaddisin bunu ispat ediyorlar ki var idi. Bu mesele ihtilaflı kalıyor. Fe'in gâle gâilun bir adam dese ki el-âthârul uvel birinci eserler Abdullah bin Mesud'un o gece beraber bulunduğu evlâ min hâzâ bu ikinci rivayetten daha evladır. İkinci rivayette torunu rivayet ediyor. Abdullah bin Mesud'dan ki beraber değil idi. لَاَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ birinci senet müttasildir. وَهَذَا مُنْكَتِعٌ bu ikinci rivayet munkatiyedir. لَاَنَّ اَبَا عُبَيْدَ اَبَا عُبَيْدَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَب۪يهِ شَيَّا babasından bir rivayeti yoktur. Bir şey işitmemiştir. Arada bir adam vasıta vardır. Ondan işitmiş. O da meçhuldür. Kimden işitmiş? O belli değil. Öyleyse hadis munkati olduğundan evvelkisi daha kuvvetlidir. Öyle denilmesin. Denilirse kıyle lehu ona denilir ki leyse min hâzihil ciheti ihticacına. Biz bu cihetten ihticac etmedik bir kelam Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde'nin kelamıyla yani bunun senedi munkatidir, o muttasidir. Bu cihetten biz ihticac etmedik. İnneme ihticacına bihi. Biz Ebu Ubeyde'nin sözüyle ihticac ettik. Lenne mislehu. Ebu Ubeyde'nin misli alâ tekaddumihi fil ilmi. İlimde tekaddumiyle beraber. Ve mevdihi min abdillah. Abdullah bin Mesud'dan mevdi yani oğlu olması itibariyle ve halatatihi lihasatihi onun hassesiyle ehli iyaliyle karışık olduğundan dolayı min ba'dihi Abdullah bin Mesud'dan sonra la yahfa aleyhi ona gizli olmaz mislu hada bu gibi şeyler min umuri Abdullah bin Mesud'un umurundan bu gibi şeyler ona gizli olmazdı. Eğer babası Leyletül Cin'de Resulullah Efendimizle bulunmuş olsaydı elbette onun da bilmesi lazım idi. Bu cihetten fecealna kavlehu uncun Ebu Ubeyde'nin kavlini kıldık zalike bu kavlini hüccetin hüccet kıldık fîmâ zekernâhu zikrettiğimiz şeyde hüccet kıldık yani babasıyla beraber değil idi. Lâ minet tarîkillezî vedâhte yoksa senin vazettiğin tarikten değil ki yukarıki hadis muttasıldır bu da mungatiyedir o cihetten değil. Fakat raveynâ İmam-ı Tahavi diyor ki biz rivayet eyledik. En Abdullah bin Mes'ud min kelamihi. Abdullah bin Mes'ud'un kendi kelamından da rivayet eyledik. Bil isnadil muttasili senedi muttasil ile ney? Ma şur bir hadisi ki kad vafıka muvafık oldu. Ma kâle Ebu Ubeyde oğlu Ebu Ubeyde'nin dediğine muvafık oldu. Ebu Ubeyde babam beraber değildir dedi ya. Bunu Ebu Ubeyde'den başka bir terikle de biz ispat edebiliriz. O da şu. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله الكبا عبد الله بن مسعود رواية ديور قال بيرد لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم peygamber efendimizle beraber olmadım leyletil cinni cinni gecesinde cinnilerin görüştüğü gecede ben onunla beraber değildim ve levadittü ben isterdim ki enni küntü mehu ben onunla beraber olmayı arzu eder idim. Fakat yoktum. Bu delalet ediyor ki İbn Mesud Resulullah Efendimizle beraber değilmiş. Haddesena Rabi'ul Mezdin kâle haddesena Esed kâle haddesena Yahya ibn Zekeriye ibn Zâide kâle haddesena Davud
داود بن أبي هند عن عن ابن عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه yine Abdullah bin Mesud'dan rivayet eyledi. İmam Tahavi Rebbi'l-Mez'in terkiyle hel kâne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem leyletel cinne ahad. Leyletül cinde Resulullah Efendimizle beraber kimse var mıydı? Fekale Abdullah bin Mesud buyurdular ki lem yeshabhu minna ahadun. Bizden hiçbir kimse buna müsahip olmadı. Velakin fekadnahu. Zat-ı leyletin bir gece Resulullah Efendimiz'i gayb ettik, itirdik. Baktık ki yok. Fekunna dedik ki üstü tire cinniler bunu aldı uçurdular. Evi otiyle yahut gizli bir surette Resulullah Efendimiz'i şehit ettiler. Yatiyel gizli öldürmeye derler. Feteferrekna fi şi'abi vel evdiye. Derelerde, tepelerde aramaya başladık. Neltemisuhu onu aramak için dağıldık her tarafa. Ve bitna bi şerri leyleti. Bir şerli geceyle geceyi geçirdik ki bâte biha kavmun bir adam en kötü bir geceyi nasıl geçirirse biz de öyle bir gece geçirdik. Nekulu derdik ki üstü tire bunu cinler aldı uçurdu ve mutiyle yahut gizli surette Resulullah Efendimiz'i öldürdüler. Böyle sabaha dahil olduk. Sabah olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira tarafından geldi. Hira dağı tarafından geldi. Fekale buyurdular ki innehu etani da'il cinni. Bana cinnilerin da'isi, davetçisi geldi. Fezehebtu ukri'uhumu Kur'an. Ben gittim onlara Kur'an öğrettim. Onun için gittim dedi. Fe'arana bize de gösterdi. Asarehum cinnilerin eserlerini ve bir rivayette de ve asare niranihim ateşlerinin eserlerini de bize gösterdi. Bak işte bu eserler de onlarındır diye buyurdu. Fehâde Abdullah işte Abdullah bin Mesud kad enkere inkar etti en yekûne kâne me'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber olduğunu inkar etti. Leyletel cinni için gecik cinni gecesidir. Fehâdel bab eğer bu bab imkâne yûhadu min tarîk-i sehhatil isnâd isnadın senedin sahihliği sahihliği tarikinden alınırsa فَهَذَا الْحَدِيثِ bu hadis اَلَّذ۪ي ف۪يهِ الْاِنْكَارِ İnkar olan bu hadis evla daha evladır. Abdullah bin Mesud'un bulunmadığını beyan eden bu hadis daha evladır. لِسْتِقَامَةِ تَر۪يكِهِ tarik-i müstekim olduğundan ve metnihi metni müstekim olduğundan ve sebt-i ruvati ravileri daha sabit olduklarından bu ötekinden daha kuvvetlidir. İmam-ı Tahavi tabi böyle buyuruyor. Fakat Eyni'den bir ibare var. Ve kâle l-Eyni innel hadîselleti varedet fî hâzel bâbi fîmâ yetallegu bil cin tedullu alâ enne vifâdetel cinni kânet sitte merrat. Cinnilerin Resulullah Efendimiz'e cemaat olarak gelip de İslamiyet'i kabul etmeleri altı kere olmuştur. Birincisi işte bu rivayet ki Tahavi, İmam Tahavi zikretti. قيل فيها استطير او اطير والتمس acaba cinniler mi uçurdu diye bunu öldürdüler mi diye aradılar ya birincisi bu. الثانيه كانت بالحجون ikincisi de hücunda oldu. الثالثه كانت بعلى مكه وانساغ في الجبال üçüncüsü de Mekke-i Mükerreme'de oldu Mekke'nin yukarısında. Dördüncüsü kânet bi be'gîl gârgat Medine Mürevvere'de ve gûl gârgat'ta oldu ki ve fîhâ ulâil leyâlis selâs işte bu üç gece o birincisinde İmam-ı Tahavi'nin dediği gibi Abdullah bin Mesud yoktu. Fakat ikincisindeki hücunda oldu, üçüncüsü ki Mekke'nin yukarısında oldu, Elan Mekke'de Mescid-ül Cin vardır ki işte o mevkide. Dördüncüsü ki Medine-i Münevvere'de ve gûl gârgat'ta oldu. İşte bu üç gecede diyor İbn-i Mesud beraber idi. Evet. Hadara İbn-i Mesud ve Hatta Ali. Abdullah bin Mesud hazır oldu ve Peygamber Efendimiz çizgi çizdi ve bundan dışarı çıkma dedi. Bu hadislerde geliyor. El-Khamisü kânet haricel Medine. Beşincisi de Medine-i Münevvere'nin haricinde oldu ve Hadara Zübeyir bin Avvam. Bunda da Zübeyir bin Avvam hadir oldu. Es-Sâdise altıncısı da kânet fî bâdi esfârihî Peygamber Efendimiz'in bazı seferlerinde oldu ve hadaraha Bilal ibn Haris. Bilal ibn Haris de bunda hazır oldu. 6 defa olunca
bu İmam-ı Sahavi'nin rivayet etmiş olduğu birincisinde Abdullah bin Mesud olmadığı beyan ediliyor ki aradılar, taradılar. Sonra Resulullah Efendimiz Hira Dağı tarafından geldi ve bir cinnilerin davetçisi geldi. Ben gittim onlara Kur'an-ı Kerim okudum ve o doğru. Onda Abdullah bin Mesud yoktu. Fakat ondan sonra gelen üçünde İbn-i Mesud'un olduğu tespit, ispat ediliyor. Ve in kâne min tarîkin nasar. İmam-ı Tahavi diyor ki eğer nasar tarîkiyle ise bu mesele fe inna katreynel aslar müttefek aleyh müttefekun aleyh olan aslı biz gördük ki ennehu la yutavaddavu bi nebizi zebib üzümün nebiziyle su abdest alınmaz ve la bil halliyle de alınmaz sirkeyle de abdest alınmaz fe kâne nezeru ala zalik bunun üzerine kıyasen en yekûne ula nebizü temir hurma nebizi de eyza böylece tezalik abdest alınmaz olay yani bunlar gibi olay hurmada abdest alın, hurmanın nebiziyle de abdest alınmaz eğer kıyasa gidersekse. Fakat buna da ulema cevap veriyor ki, hurmanın nebiziyle abdest almak kıyasın sabit olmamıştır. Hadis ile sabittir. Onun için bu kıyasa tabi tutulmaz. Hadisle sabit olan şey orada kalır. Fakat ecme'al ulema ve nebizet temir. Yine ulemanın icma'ı vardır ki, hurmanın nebizi zekâne mevcuden mevcut olursa fi hali vücudil ma suyun vücudu halinde nebizi temirde olsa ennehu la yutavaddavu bihi su var iken nebizi temirle abdest alınmaz ennehu leysi bimayin çünkü o su değildir felemma kâne haricen min hükmül miyah vaktaki nebiz suların hükmünden haric oldu fi hali vücudil ma su bulunduğu vakitte suyun ehkamına tabi olmadı kâne kezalik böylece oldu huve fi hali ademil ma suların olmadığı vakitte de öyle olduğu yani su hükmünde değildir. Bu da kıyasen beyan ediliyor. Ve hadis İbn-i Mes'ud İbn-i Mes'ud'un hadisi اَلَّذ۪ي ف۪يهِ اتَّوَدِّ بِنَب۪يدِ الدَّمِرِ Abdullah bin Mesud'dan birinci hadisleri birinci başın evvelinde, babın evvelinde zikredildi ki nebizi temir ile abdest vardır. Abdest aldı. اِنَّمَا ف۪يهِ اُنْدُولُجُدُ كَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ tavadda bihi anında abdest aldı ve ve gayrı musafirin musafir değildi. Leennehu innema kharece min Mekke, Mekke'den çıktı. Yuridühüm cinleri murat ediyordu, cinlere gidiyordu. Şakile innehu tavadda bi nebizi temri fi zâlikel mekan. İşte denildi ki orada Mekke-i Mükerreme'de o mekanda nebizi temir ile abdest aldı. Ve huve fi hükmü men bu bir kimsenin hükmündedir ki huve bi Mekke. Bu adam Mekke'de olanın hükmündedir. Yani misafir değildir. لَاَنَّهُ يُتِمُّ السَّلَاةَ Orada namazı tamam eder, misafir değildir. فَهُوَ اَيْذَا işte bu böylecedir. فِي حُكْمِ اسْتَعْمَالِهِ O nebizi istemali hükmünde de böylecedir. ذَلِكَ النَّبِيذَ O nebizi istemali hükmünde de böylecedir. هُنَالِكَ Mekke'de فِي حُكْمِ اسْتَعْمَالِهِ اِيَّهُ بِمَكَّ Nasıl Mekke'de şehrin içerisinde bir adam nebiziyle abdest alamazsa Mekke'den çıkıp da cinnilerin yanına gittiği uzak bir yer değil. O da Mekke'nin bir civarıdır. Orada da nebiziyle abdest alamaz. Çünkü şehir içindedir, misafir değildir. فَلَوْ سَبَتَ هَذَا الْأَسَرِ Bu eser sabit olsa ki اَنَّ النَّب۪يذَ نَب۪يذ مِمَّا يَجُودُ تَوَضِّي بِه۪ فِي الْأَمْصَارِ Şehirlerde onunla abdest almak caiz olur eğer bu sabit olsaydı. وَالْبَوَادِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْبَوَادِ Mısır'da olsun, dışarıda, seferlerde olsun nebiz ile abdest almak caizdir diye bu sabit olsaydı sebeti sabit olurdu ki ennehu yecuzu teveddi onunla abdest caiz olur leennehu fi hali vücudil ma ve fi hali ademi su olduğu vakitte de onunla abdest alınabilirdi su olmadığı vakitte de abdest alınabilirdi halbuki bir ittifak ulema diyor ki su olduğu vakitte nebizi temirle abdest alınmaz öyleyse ikisinin hükmü başka başka oldu. فَلَمَّا اَجْمَعُوا وَقْتَكُوا لَمَا اِجْمَعِيلَ دِلَرْ اَلَا تَرْكِزَالِكُ Buna yani su bulunduğu vakitte nebiz ile abdest alınmaz. وَلَعَمَلَ بِضُدِّهِ Onu terk edecek, nebizi terk edecek, onu zıddıyla amel edecek. Yani suyu bulmadığı yerde onunla, suyu bulduğu yerde nebiz ile abdest almayacak. فَلَمْ يُجِيزُوا اَتَّوَضِّيَ بِهِ فِي الْأَمْصَارِ Şehirlerde nebiz ile abdest almayı caiz görmediler. Çünkü şehirlerde su bulunur. وَلَا فِي مَا اُلْبِشْ Yerde de nebiz ile abdest alınmaz ki hükmuhu oranın hükmü hükmü lemsa şehir hükmündedir. Yani şehrin
kenarıdır. Sebete bizalik, bununla sabit oldu. Terküm, ulemanın terk etmesi, lizalik el hadis, o hadisi. Yani nebiz ile abdest almayı terk etmek, o hadisi Abdullah bin Mesud'dan rivayet ettiler ya, o hadisi ulema bu sebepten terk eylediler. Ve harece hükmü zâlikel nebiz, o nebizin hükmü çıktı, min hükmü sair-i miyah, diğer suların hükmünden çıktı. Niye? Ne, su şehirlerin içerisinde su varken başka bir şeyle abdest alınmaz. Ve nebiz de şehirlerin içerisinde su var iken onunla da abdest alınmaz. Öyleyse su hükmünde değildir. Nebiz başka, su da başkadır. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennehu la yecudu tavaddi, abdest almak caiz olmaz bihi nebiz ile fi halin minel ahval. Hallardan, hiçbir halda nebiz ile abdest almak caiz olmaz. İster su bulunsun, ister bulunmasın. Ya ne yapacak? Su bulunmazsa teyemmüm edecek, nebiz ile abdest almayacak. Ve huve kavli Ebi Yusuf, İmam Ebi Yusuf'un kavli budur. Ve huve nazaru indena, bizim indimizde nezerde budur. Yani İmam-ı Tahavi diyor ki, bana göre de bu doğrudur. Diğer Eymi-i Selase, yani Şafi'ye, Maliki'ye, Hanabil'e de böyle demiştir. Cumhur-i Ulema da böyle demiştir. Ve bir rivayette İmam-ı Azem de bu kavle rücu etmiştir. Dolayısıyla buraya kadar gelen bahisten anlaşıldığına göre, su bulunmaz da nebiz bulunursa bir yerde, suyu bulmak ya hiç imkanı yok yahut da su uzakta. Hurmayı suya atmışlar da tadı o suya çıkmış, katılaşmamış da, şekil verecek arada gelmemiş. Onunla abdest alınır mı, alınmaz mı? Bunda ihtilaf var. İhtilafı İmam-ı Tahavi getiriyor. Diyor ki sahih olan ve bütün imamların kavliyle sabit olan budur ki onunla abdest alınmaz. İlla İmam-ı Azem'e göre bir rivayette bununla abdest almak caizdir. İmam-ı Azem de Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen hadis ile istidlal ediyor. Binaenaleyh bu hadisle emel edilmemesi için İmam-ı Tahavi birçok yollara başvuruyor. Bu hadisin zayıf olduğunu ispat ediyor. Halbuki diğer birçok ulema bununla da emel etmişlerdir ki Süfyan-ı Sevri, Evza'yı, Hasan ibn Hey ve Züfer, daha başkaları böyle amel etmiştirler. Ve Ashab-ı Kiram'dan da bir kısmı amel etmiştir. Evet. İmam-ı Abdullah bin Mes'ud'un Leyletül Cin'de bulunması hakkında da işte okuduğum gibi birçok senetlerle ispat ediliyor ki Leyletül Cin'de bulundu. Peygamber Efendimiz de bulundu. Peygamber yalnız muhatebelerine hazır olmadı. Yani Peygamber Efendimiz onlarla ne konuştu? Bu sabit olmadı. Bir çizgi çizdi. Abdullah bin Mesud'a buyurdular ki sen bu çizginin içinden dışarı çıkma. Çıkarsan sen helak olursan. Ondan sonra kendisi gitti. Abdullah bin Mesud diyor ki Peygamber Efendimiz'in etrafını sardılar cinliler. Ben karaltılarını gördüm. Onlar iman ettiler. Onlara Kur'an okudu. Onlardan vaat aldı. Onlara birçok şeyler öğretti. Bir müddet sonra geldi, benim elimden tuttu, o çizginin içerisinden çıkardı ve aldı geldi. Bu hadis kitaplarında bunu uzun uzadıya bahsediliyor. Fakat bize esas lazım olan mesele şu: bir yerde su yoksa, hurma suya atılmış, tadı o suya çıkmış, fakat seyyal azalardan da akar bir derecede. Su bulunmadığı vakitte bununla abdest alınır mı, alınmaz mı? Sonra kuvvetlisi alınmaz, teyemmüm eder. İmam Muhammed diyor ki hem onunla abdest alır hem de teyemmüm eder. İkisini cem eder. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Selamun aleyküm. Aleykümselam.